sana kendimi nasıl affettireceğim Mert? Artık çok geçtiniz. Üzgünüm. Of ya, meşgule aldı. Haklı tabii. Sen beni nasıl bağışlayacaksın ki? Efendim Pelo. Ne oldu kızım ya, merak ettim. Barıştınız mı Ozan'la? Oho, çoktan. O konu kapandı. Şimdi olayımız daha farklı. Nasıl yani? Ne demek o? Dayın akşamleyin bizi yemeğe davet etti. Daha önce de davet etmemiş miydi zaten? Evet etmişti. Ama bir türlü gerçekleştirememiştik. Haliyle kendisi çok meşguldür. Gerçi bir daha davet etmesi şaşırtıcı. O kadar farkımız da olsun. Bu akşam üçümüz ziyafet çekeceğiz. Onun için komple bakıma girdim. Oo, asıl bomba buymuş kızım. Kızım sen daha dur, ben ne bombalar patlatacağım biliyor musun? Süpersin. Ne giyeceksin akşama? Ne giyeceğim? Tabii ki Ozan'ın almış olduğu elbiseyi giyeceğim. Altına da Six North'tan bir ayakkabı çekersin, süper olur valla. Tabii canım, hazırladım. Bu gecenin ikoncanı ben olacağım. Tamam hayatım. Beni habersiz bırakma. İyi eğlenceler. Öpüyorum çok. Hadi bay bay. Sen de her dediğini yaptıracak kadar güzel olmalısın Pelin. Sen de Melih'in babasıyla mutlaka yemeğe çıkmalısın. Abi niye sabahın köründe geldik buraya? Çünkü canım sıkkın Ozan. Doğru söylüyorsun. Bu Mert'in senin üzerindeki ikinci çalışması oldu. Ne yapmayı düşünüyorsun? Senin tanıdığın Melih Şahin böyle bir durumda ne yapar? Gider Mert'in kafasını, gözünü kırar. Sonra da hayatı ona zindan eder. Bu mu yani? Sen daha Melih'i tanıyamamışsın Ozan. Ben taktik adamıyım. Kısasa kısas öyle olmaz. Nasıl olur? Eğer biri sana vurduysa sen de gidip ona vurursun. Ben şimdi Mert'in ayağına gidip 3 tane sıksam ne olur? Ha? Gider bir ay sonra yine kalkar ayağa. Ben onun ayaklarına değil oğlum, kalbine sıkacağım, kalbine. Ne yapacaksın? Öldürecek misin? Öldüreceğim. Oğlum saf mısın ya? Ciğerini yakacağım onun, ciğerini. Mert sürekli olarak kimin için kavga ediyor? Şu halamların evinde yaşayan kız, adı neydi? Kıza köylü diye adını unuttuk. Deniz. Bundan sonra Deniz'e çalışacağım. Mert'e dokunmak yok. Asla. Onlara öyle bir oyun oynayacağım ki. Öyle bir oyun oynayacağım ki Ozan. Bir süre sonra Deniz Mert'ten nefret eder hale gelecek. Hatta onu da geç. Deniz en yakınım olacak. Plan hazır yani. Daha tam bir eylem planı hazırlamadım. Çok ince çalışmam lazım. Dikkat çekmeyin. Günaydın Deniz. Günaydın Özgür. Dün gece uyuyamadın mı? Kötü görünüyorsun. Evet, çok üzgünüm. Dünkü kavga benim yüzümden çıktı. Hele ki Mert'in kavgadan sonra söyledikleri çok ağrıma gitti. O da çok kırıldı Deniz. Melih'le onu bir tutmanı bir türlü azmedemedi. Tabii bir de söylenenlere hemen inanıp onu suçlamanı da kaldıramadı. Biliyorum, onu çok kırdım. Ama kendini benim yerime koysan Özgür. Sen olsa inanmaz mıydın böyle bir şeye? Hem de annesinden duyduktan sonra. Ya ikiniz de haklısınız aslında. Neyse üzülme artık. Barışırsınız mutlaka. Nasıl olsa her şey ortaya çıktı. Hiç sanmam. Ama ben hatamı anladım. Hatta biraz önce onu aradım ama telefonunu meşgule aldı. Sinirlidir şimdi. Bak biraz zaman geçsin, her şey düzelecek. Hadi gel biz de kahvaltı inelim. Ya al işte, her şey berbat ediyorum. Senin gözün de benim yüzümden kırıldı. Önemli değil, yenisini alırız. Günaydın. Ne işi varsa bunun burada?
Baba oğul delirtmezsiniz inşallah beni. Anne maalesef o şansımızı çoktan kaybettik. Hiçbir şey iki kere olmuyor maalesef. Ne demek istiyorsun ben? Deli miyim yani ben? Sakin ol Mert'im, sakin ol. Saygısız. Ben hep babanın tarafını tut. Başım tuttu zaten, kımıldayacak halim yok. Gürültü olmasın evde. Bütün gün yatıp dinleneceğim. Güneş pansiyon. Alo? Acaba boş odanız var mıydı? Buyurun kraliçem. Elbiseniz ütülendi. Teşekkür ederim ablacığım. Ablacığım. Bunu da takalım mı? Ay, takalım takmasına da. Yine iltihap yapıp başına iş açmasın. Yok yok, bir şey olmaz. Ya ben bunu taktırdığım gün banyo yaptığım için iltihap kapmış. Aman da kızlarım güzel güzel hazırlık mı yaparmış? Vallahi benden bu kadar. Zarife teyzem beni bekler. Hadi kızım, Allah işini rast getirsin. Gerisini biz hallederiz. Bugün ayın kaçıydı ya? Bilmem Allah. Ben de bilmiyorum ki. Neyse, ben bakarım takvime. Hadi Banu, sana iyi eğlenceler. Hadi hoşça kal. Çok iyi taktik. Çalıyor. Alo. Aşkım bana günaydın demek mi istemiş? Tabii ki tatlım. O güzel sesini duyup güne öyle başlamak istedim. Çok mutlu oldum sevgilim. Sana da günaydın. Lokum, sana bir şey soracaktım ya. Bizim Özgür'ün gözlük numarası neydi? Ne yapacaksın? Bunu soracağım. Canın gözlük numarasını şişe dibi gibi işte. Öyle değil mi tatlım? Dün kırdık çocuğun gözlüğünü, üzüldüm doğrusu. Yenisini alayım diyorum. Ay, düşünceli sevgilim benim. Değmez ama çok istiyorsan anneme bir sorayım, sana mesaj atarım. Tamam hayatım. Yeter yeter, güzelsin işte. Anne. Ensi, biz bu ayakkabı işini ne yapacağız? Antrenör dükkanı açtım. Seç, beğen, al. Nasıl yani? Ne demek o? Gel de gör ne demek o. Ay. Ağlamak yok Suna. Yok. Doğum gününü unuttular, unuttular. Bak ne güzel bir gün bugün. Senin doğum günün. Bir Japon balığın eksikti. Gel. Günaydın anneşkom. Günaydın hayatım. Anne ya, sana bir şey soracaktım. Bizim Özgür'ün gözlülük numarası kaç? Ne yapacaksın? Ya uzun hikaye. Arkadaşların bir hediye olayı var da. Sen söyle işte. Kendin sorsana. Hem böylece aranızda bir iletişim olur. Of anne, gittim odasında yoktu. Sen söyle. Sağ 3.5, sol 4.5 miyop. İkisi de 2 astigmat. Yuh, kör bu resmen ya. Pelin. Tamam, tamam anne. Pelin. Bir dakika. Kahvaltıda Deniz'den dün geceki tartışma için özür dilemeni istiyorum. Anne ne gerek var, ne özrü ya. Kızım, babanın yanında ona iyi davranacağız dedik ya.
özür dile ki baban suçun sende olmadığını anlasın. Yani kerhen özür dileyeceksin. Kerhen mi? Anne Türkçe konuşsana. İstemeden yani. Anladın mı? Tamam anne. Mecburen özür dileyeceğiz. Hadi sen kahvaltı yiyin. Benim ufak bir işim var. Birazdan gelirim. Kız, kız Suna, bana olan borcunu ne zaman ödeyeceksin sen? Hı? Aylığımdan yavaş yavaş keseceksin Zarife teyze. Öyle anlaştık ya. O kayısıdan da fazla yeme. Şekerin filan yükselir. Şekerin filan yükselir. Benim şekerim filan yok. Hoş geldin Ali. Abla bu Kazım abi Osman'a göndermiş. Teşekkür ederim. Babamdan. Babamdan mektup var Zarife teyze. Aa, ne mektubuymuş o öyle? Ne diyor? Sizi terk mi edecekmiş? Hiç mi gelmeyecek eve yoksa? Ya alem kadınsın Zarife teyze. Nereden buluyorsun bu lafları? Bizim şoför Kazım senin doğum gününü kutluyor. Kız sen kimi kandırıyorsun? Filmlerde olur öyle şeyler. Sen kendine başka yalan bul. Ya Zarife teyze, doğum günümü kutlayacağına bir dünya laf sayıyorsun. Aman, kazık kadar kızın doğum günü mü kutlanırmış? Bebelerin olur öyle şey. Benim babam ya. Kimse kutlamasa da kutladı işte. Aslında sana neden yazdığımı bilmiyorum. Seninle ilgili tek söz etmeyeceğime dair söz vermiştim kendime. Bugün okulun ilk günü. Yıllarca hayalini kurduğum gün bugün. Hayalimizdeki böyle değildi ama o zaman bilmiyordum hayallerle yaşanmayacağını. Sana o kadar kırgın, o kadar kızgınım ki asla okuyamayacağım bildiğim bu satırlar belki beni biraz rahatlatır diye yazıyorum. Anne, artık seni hayatımda istemiyorum dediğin gün hayatım boyunca bundan daha büyük hayal kırıklığı yaşamam demiştim kendi kendime. Yanılmışım. Demek annesi terk etmiş bu kızı ha? İkbal Hanım. Siz beni mi takip ediyorsunuz Hacer Hanım? Olur mu öyle şey canım? Kahvaltı hazır, ona haber vermek için gelmiştim. Sizi açık açık uyarıyorum. Burada gördüklerinize dair en ufak bir şey duyarsam yaşınıza başınıza bakmam, sizi kapının önüne koyarım. Anlaşıldı mı? Sana mı yanayım? Bu yaşta şu düştüğüm duruma mı yanayım ha? Çekip gitmek var ya. Ama annene söz verdim be kızım. Banu Hanım! Lütfen dükkanımıza buyurun. Hoş geldiniz. Ay anne. Bit pazarı desek daha doğru. Ne anne ya? Niye öyle diyorsun Banu? Bak herkes en kıymetli pabucunu verdi. Bu ayakkabı kimin anne? Kiraz'ın. Oğlunun sünnetini almış. Anne, Kiraz'a söyle bence bu ayakkabılarla insan içine çıkmasın. Rezil olur baba. Ay, şuna bak. Ay anne, demode bu ya. Çöp resmen, çöp. Hem benim de en güzel, en kıymetli ayakkabım diye verdiydi.
güzel oldu Banu. Ay anne, olur mu bu elbisenin altına ya? Şu iyiymiş. Oh. Ay vallahi Banu, bu çok güzel oldu. Sardı ayağını. Evet anne, biraz fazla sardı. Ay ayağımı acıtıyor ya. E olur diyorsun yani. Yani. Elbisenin altına en uygunu bu. Biraz modeli eski ama. Daha doğrusu ayakkabı eskiymiş. Ben onu bir güzel silerim, paklarım, giyersin. Hep yeni olur. Uf, çok acıtıyor ama anne ya. Ay, bunu da ağrıyacak galiba. Kızım, takmasaydınız şu zımbırtıyı. Yok yok anneciğim. Hem sen söyle bakayım, bunu nasıl genişleteceğiz? Sirkeli bezle buzdolabına koyarım, hep geniş giyersin. Olur mu ki? Bak da gör. Anne var ya, ben kesin sona çekmişim ha. Uyanık kadınsın. Sen ananı ne sandın? Özgür, şekeri uzatır mısın? Senin gözlüğüne ne oldu? Dün kırıldı. Birdenbire kendi kendine kırıldı. Özgür, ben sana soruyorum. Şey baba, dün camını silerken elinden düştü, kırıldı. Allah Allah. Pelincim, sen hediye falan diyordun. Sürpriz anneşko. Tamam kızma. Özgür, böyle dolaşmayacaksın herhalde. Bugün yaptır o gözü. Tamam baba. İkbal. Ne oldu Efe'nin servis işi? Konuşabildin mi anaokuluyla? Konuşamadım ama isterseniz ben Efe'ye götürüp getirebilirim. Hem bir yardımım dokunmuş olur. Evet, Deniz ablam getirsin beni. Karışma sen her şeye. Olur mu öyle şey canım? Deniz'in okulu var. Benim daha iyi bir fikrim var. Pelin kardeşinin sorumluluğunu alsın istiyorum. Ne? Deniz ve Özgür tıp okuyorlar Pelin'cim. Sen daha müsaitsin. Hem Deniz'i ilk yılından yormayalım, değil mi? Kardeşini servise bindireceksin. Gelince de onunla ilgileneceksin. Servis işini halledeceğim ben bugün. Tamam anne. Hem sorumluluk almak istiyordum Pelin'cim. Oldu işte. Olur. İyi düşünmüşsün İkbal. En doğrusu bu. Tamam Pelin'cim? Tamam babacığım. Kız, Suna, kiminle konuşuyorsun sen öyle fısır fısır? Ya Zarife teyze, babamı arıyorum da ulaşamıyorum ki. Yalancı. Hiç keyfimi kaçıramazsın Zarife teyze. İstediğini söyle. Ama ben biliyorum. Senin yavukluğundan geldi o mektup, değil mi? Ya Zarife teyze, ben senden başka kimi görüyorum Allah aşkına? Nereden bulacağım yavukluyu? Ama görürsün sen. Bütün bunların hepsini bir annene anlatacağım. Tövbe tövbe. Ya Zarife teyze, sen al şu paranı da onu sonra konuşuruz. Aşk olsun Suna. Ne acelesi vardı canım. Ya geç bile kaldım. Allah razı olsun. Peki. Madem sen bu kadar ısrar ediyorsun, alayım bari. Yalnız Zarife teyze, benim bugün biraz işim var. Menekşe teyzeye desem, o dursa yanında olur mu? Kabul eder misin? Olur olur. Olur tabii kızım. Sen işine gücüne bak tabii. Ha Suna, söyle ona. Gelirken eli boş gelmesin. Ya Zarife teyze, bulutlu hava gibisin. Bir açıyorsun bir kapıyorsun vallahi. Hadi hadi, çabuk çabuk git bakayım sen işine. Çabuk çabuk git, çabuk çabuk gel. Hadi, yoksa fikrimi değiştiririm, o olur ha. Tamam tamam. Görüşürüz sonra. Hadi güle güle.